Şans her zaman hazır olan beyinleri tercih eder. Ben hayatımda fırsatlara hep hazır oldum ve bunun mükafatını çok net aldığımı düşünüyorum. İstanbul'a ilk geldiğimizde 15 gün minibüsün içinde yaşadık. Sabahları bebeğimize süt ısıtabilmek için saatlerce yürüdüğüm o günleri hiç unutamam. Bu süreçte asla pes etmedim. Hayatım boyunca devrildim, doğruldum ama asla eğrilmedim. Para benim için hiçbir zaman motivasyon kaynağı olmadı. Parayla belki her şeyi satın alabilirsiniz ama anlamlı bir başarıyı parayla asla satın alamazsınız. Ben Kantürk Öztürk, 31 Mart 1967 yılında Trabzon'da bir buzdolabı otobüsün içinde dünyaya geldim. Babam şoför, annem köy işleriyle uğraşan bir ev hanımıydı. Yoksulluğun getirdiği sefalet hikayeleri aslında az da olsa başarı hikayelerinin başına çok yakışıyor. Ben böyle olsun istemem ama şunu söylemek isterim. Trabzon'da çocukluğun ve sermayesizliğin aklınıza getirebileceği her türlü işi yaptım diyebilirim. Bu işler aslında Trabzon bir futbol kenti biliyorsunuz. Statlarda simit ve su satmaktan tutun, ayakkabı boyacılığına kadar, araba yıkamaya kadar her şeyi dahil edebilirsiniz sürece. 5 yaşından beri hiç harçlık nedir bilmediğimi söyleyebilirim. Zaten bir çocukluğum da olmadı. Yani kaybolan çocukluklar var ya, belki benimki öyle bir çocukluktu. Bazen bayramlar olurdu, harçlık verecek olan insanlardan uzak dururdum. Özellikle arkadaşlarımdan ayrılırdım. Benim için para, kendi kazandığın para olmalıydı. Bugün 55 yaşındayım, 50 yıldır çalışıyorum. Emin olun hep veren el oldum, alan el hiç olmadım. Ben her zaman kabuğuna sığmayan, kendinden daha yaşlı insanlarla oturup kalkan, zaman zaman ticari olarak haddini aşan, işler yapan ve bu işlerin arkasından koşan bir çocuk oldum. Trabzon'da 7-8 yaşlarında sanayide çalışmaya başladım. Sanayide çalışmaya başladığımda otomobille ilgili aklınıza gelebilecek olan motor, kaporta, boya, elektrik, trim, lastik tamirciliği, rot balans ayarı, bir otomobilin arızalarını giderebilecek her türlü detayında bulundum diyebilirim. Otobüslere ve otomobillere olan hayranlığım dolayısıyla 16 yaşına gelince yaşımı 3 yaş büyüttüm ve ehliyet aldım. Ehliyet aldıktan sonra da çocukluğum boyunca hayalini kurduğum otobüsün direksiyonuna 16 yaşında oturdum. Tabii yaşımı 3 yaş büyütünce de 17 yaşında askerlik geldi. Askerlik dönüşü 10 arkadaşıma otobüslerden hisse verip onların birikimlerini bir araya getirip bir sermaye de oluşturarak o dönemin bilinen bir leasing şirketinden Alman markı ile 5 yıl borçlanarak 5 adet otobüs aldım. 19 yaşında geleneksel otobüsçülüğe kafa tutuyor, otobüslere kadın hostesler koyup, bütün otobüsleri farklı bir renge boyayıp, geleneksel otobüs firmalarına müthiş fark atıyordu. Bakın o dönemlerde benim bugüne kadar yaptığım her işi farklılaştırma anlayışım beni o dönemde bile rahat bırakmadı. Hayallerimi hayata geçirebiliyor olmak benim için müthiş bir motivasyona dönüşmüştü. Hayal ettiğim her şeyi hayata geçiriyorum derken 1990 yılında Arap Yarımadası'nda başlayan körfez krizi yolcu taşıma ücretlerini ve otobüs fiyatlarını yerle bir etmiş, bölgeyi ekonomik anlamda kasıp kavurmuş, biz de bu krizden kendi adımıza nasibimizi almıştık. Artık aylık ödemelerimizde zorlanır hale gelmiştik. Eşten dosttan paralar alıp bahsettiğim finansal kiralama şirketlerine senetlerimizi ödüyor, ama aslında hiç huzur içerisinde de bir iş ortamımız yok. Tehlike çanları çalmaya başlamış. Mutlak bir şekilde düzeleceğini umut ederek yolumuza devam ediyorduk. Bir gece bu sıkıntılarla boğuşurken yattım. Sabah kalktığımda devalüasyon gelmiş. Borcumuz 4 katına çıkmış. Bütün arabalarımızı satıp mal varlığımızın hepsini borçlarımıza kapatsak toplam borcumuzun ancak 4'te 1'ini kapatabilecek duruma gelmiştik. Sonuç olarak iflas etmiş, 20 yaşında bir girişimci ölçeğinde büyük batmıştık. Hep söylerim, bu coğrafyada bir gün zengin yatıp sabah fakir kalkabilirsiniz. Bu süreçte sabah uyandım, otobüste Bakü'ye gideceğim. Aracın direksiyonuna bindim. Geçtik, gidiyoruz artık. Gürcistan topraklarındayız. Ama emin olun ruh halim o kadar kötü ki. Direksiyonda şunu da zaman zaman aklıma getiriyorum. Diyorum ki acaba yollar tek şerit, böyle otobanlar yok. O dönemde karşıdan gelen var ve siz gidiyorsunuz. Hatta otobüsle yan yana geçerken iki otobüsün rüzgarı sizi sallıyor böyle. Bayağı bir sallanıyorsunuz. Direksiyonu bir sol yapsam aslında, bir otobüste kafa kafaya çarpışsam bu sıkıntıların hepsi biter. Hayır. Devam etmeliyim. O dönemde tecrübelerin de ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz. Yaşanmışlıklarınız yok. Böyle bir bagajınız yok. Sadece ileri bakıyorsunuz. Araçlar, yolcu taşıyacağız ve para kazanacağız. İflas yaşamamış iş insanı benim için iflas yaşayacak iş insanıdır. Çünkü bu öğreti akademik teorilerle veya üniversitelerde öğretilemez, öğrenilemez. Ancak yaşayarak öğrenilebilir. Trabzon'da artık bu işin içerisinden çıkmak mümkün olmayacaktı. 31 Aralık 1991 yılbaşı gecesi, hiç unutmuyorum, bir minibüsün içerisine rulo yapılmış bir yatak, bir piknik tüpü, birkaç parça mutfak eşyası, eşim ve henüz 1 yaşını doldurmamış oğlumu da alarak Trabzon'a veda ettim. İnsan için sahip olduğu her şey önemini yitiriyor. Ama uğruna mücadele verip arkasından koştuğu her şey değerli ve önemli oluyor. Böyle bir borcu ödeyebilmek için her zaman kulak dolgunluğumuz olan İstanbul'un taşı toprağı altındır sözünden yola çıkarak İstanbul'a doğru yola çıktık. İstanbul tek alternatifimizdi bu konuda. İstanbul'a ilk geldiğimizde 15 gün minibüsün içinde yaşadık. Ağır kış şartlarında sabahları bebeğimize süt ısıtabilmek için saatlerce yürüdüğüm o günleri hiç unutamam. İstanbul'a en çok karın yağdığı dönemlerden bir tanesi. Aracın kapıları açılmıyordu. Aracın deposunu yoldan geldiğim için dolu tutmuşum. Aracı çalıştırıyorum rölantide. Aracın içerisi ısınıyor. Fakat çocuk 6-7 aylık, süt içici, bir minibüsün içerisinde. Her yer kapalı. İstanbul'da bütün her yer hayat durmuş. Benim bu çocuğa süt ısıtmam lazım. Bunu yapamıyorum. Galeriyadan kum kapıya kadar yolu biraz açmışlar. Yani bir arabanın geçeceği kadar. Araba filan da geçmiyor ama. Galeriyadan, bugün zannediyordum herhalde orası 4-5 kilometre vardır. Galeriyadan kum kapıya kadar her sabah yürüyorum. Çocuğun biberonuyla sabahçı kahvesinde süt ısıtıyorum. Oradan alıyorum, tekrar minibüse geliyorum. Hayatımda en büyük şansım doğru bir kadınla evlenmiş olmamdır. Devam eden süreçte eşimi ve oğlumu akrabaların yanına bırakarak şehirler arası otobüslerde şoförlük yaptım. Hayatım boyunca kimsenin yüzüne utanarak bakmadım. Çocuklarıma da ısrarla bunu öğretmeye çalıştım. Bir süre sonra ailem, eşimin ve oğlumun İstanbul'da akrabalarımızın yanında kalmasına izin vermedi. Eşimi ve oğlumuzu alıp Trabzon'a götürdüler. İstanbul'da yapayalnız kalmıştım. Artık İstanbul'da ne gidecek bir evim, ne de görmek istediğim bir yüz vardı. Sabahlara kadar sokaklarda dolaşıyor, akrabalarımdan uzaklaşıp kimseyi görmek istemiyordum. Hayat sevdiklerimize bedel koyuyor, sevmediklerimizi. Bu süreçte asla pes etmedim, gurur yapmadım, insanlar ne der diye hiç düşünmedim. Doğru bildiğim yolda emin adımlarla ilerledim. Yarınların dünden daha iyi olacağına olan inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Hayatım boyunca devrildim, doğruldum ama asla eğrilmedim. Mutlak para kazanmalıydım. Sefaköy hurdalığından 1952 model Chevrolet bir araç çekicisi aldım. Ve Şirin Evler'de Londra kamping vardı. E5'in kenarında o aracın içerisinde 5 ay yaşadım. Gece gündüz işe gidiyor, yolda kalan araçların motor elektrik arızalarını gideriyor. Araçları hem çekmekten hem de tamir etmekten sürpriz paralar kazanıyordum o dönemde. Para benim için hiçbir zaman motivasyon kaynağı olmadı. Parayla belki her şeyi satın alabilirsiniz ama anlamlı bir başarıyı parayla asla satın alamazsınız. Paranın sizde kalma süresi size geliş süresiyle doğrudan orantılıdır. Kısa zamanda ve kolay kazanılan para, kısa zamanda ve kolay gidecek paradır. 5 ay sonra aracın borcunu ödemiş ve Şirin Evler'de bir tamirhane açmıştım. Tamirhanede işler çok iyi gidiyordu. Yanıma birkaç arkadaş dahil etmiş, gece gündüz çalışıyorduk. O dönemde yanımıza gelip giden bir beyefendi, bizim ekonomik anlamdaki sıkıntılarımızı görünce beni alıp Güngören'de bir banka şubesine götürdü. Ve bu arkadaşa çek karnesi vermenizi istiyorum dedi. Bankada hesabım yoktu, param yoktu. Benim adıma hesap açtı, para yatırdı, bir çek karnesi aldı ve bana verdi. Minnet borcumu asla unutamam. İşte hayatım burada değişti. Çek karnesini aldıktan sonra aylık 25-30 aracı 15-20 günlük çekler yazarak satın alıyorum. Gece gündüz çalışarak bu araçları onarıyorum. Cennetteki otopazarına getirip hafta sonu mutlak ucuz pahalı demeden satıyorum ve vadesi gelmeden çekleri ödüyordum. Artık yaşadığım zor günler önemli ölçüde geride kalmıştı. 25-30 kişi istihdam eder hale gelmiştim. 1+1 bodrum kat ev kiralamış, eşimi ve oğlumu da yanıma almıştım. Geçen zaman içerisinde İstanbul'u daha iyi tanımaya başlamıştım. Ve şu kanaatim net olarak oluşmuştu. Eğer hayatınızda otomobil varsa, otomobille ilgili bir işten para kazanıyorsanız yeriniz mutlak Maslak olmalıydı. 1992 yılında Atatürk Otosanayi sitesi 15. sokakta hayallerimi hayata geçirebileceğim serüvenim başladı diyebilirim aslında. Bu sokakta çok hikayelerimiz var. Bu sanayide çok yaşanmışlıklarım var. Benim için çok önemli ve buralardan da kopamadım. Atatürk Otosanayi'de dolu dolu 30 yıl geçirdim. Bu 30 yılın 10 yılında geçmişte yaşadığım iflas döneminin borçlarını ödedim. Belki de satın aldığım tecrübelerin bedeli de diyebiliriz buna. Tüccarlık aslında öğretilebilir bir şey değil. Biraz sanat gibi. Genlerinizde belli ölçüde olması gerekiyor. Ama yöneticilik öğrenilebilir bir şey. Bazı insana göre 1 yılda, bazı insana göre 10 yılda. 1992 yılında bir arkadaşımın yaşadığı elin bir trafik kazası neticesiyle sigorta sektörüyle tanıştım. Bu tanışma çok uzun sürdü. 1992 yılından ta bugüne kadar sigorta sektöründen hiç ayrılamadım. Sigorta sektöründe yedek parça şirketleri 2500-3000 ağır hasarlı araç değerlendirilen bir şirket, bütün branşlara hizmet veren asistans ve yol yardım şirketleri, Türkiye genelinde bütün araçlara hizmet veren bir tamirhane zinciri ve hasar yönetim şirketlerimiz oldu. Bu 30 yıllık süreçte ortaokul, lise ve 2 adet üniversite eğitimimi de tamamlamış oldum. Hayatımda ilime, bilime inanmadan hiçbir şey yapmadım. Zaten ilimin, bilimin dışında olan hiçbir şeyin de arkasından gitmem. Değerlendirmem bile. Artık daha derin denizlere yelken açmanın zamanı gelmişti benim için. 10 Haziran 2020 yılında sigorta sektörünün bütün detaylarında yer almış olduğum çalışmalarıma veda ettim. Benim için artık ikinci yarı. Yol uzun, kaptan tecrübeli, yolculuk keyifli. Hayalini kurduğum sigortacılık ekosisteminde aslında en zorlu etabı geçmiş, Ana Sigorta'yı kurmuştum. Ben sigorta sektörüyle tanıştıktan sonra kendimi hiçbir zaman hedeflerle sınırlandırmadım. Ana Sigorta'da böyle bir hikaye. Bir başlangıç ama nerede biteceğini bilmiyorum. Bundan sonraki hayalim bir branş üniversitesi ve bir dijital banka. Eğer kaderin başka bir planı yoksa bu yolculukta 85 yaşına kadar çalışmayı düşünüyorum. Gençlere tavsiyem asla vazgeçmesinler. Cesaretli olsunlar, harekete geçsinler. Unutmasınlar ki cesaret etmek bir an için dengesini kaybetmesi ise insanın cesaret etmemek, beklemek, harekete geçmemek bir yaşamı kaybetmek olacaktır. Hikayemde türkülerin yeri çok ayrıdır aslında. Türkülerden öğrenirim. Geçmişimde bağlama çalıp türkü söylediğim geceleri, yerleri yad etmeden geçemem. Pir Sultan'a, Karacaoğlan'a, deyişlere, türkülere, sözlere çok önem veren biri oldum. Türkü sözleriyle iş yaşamımı da yönlendirdim. Bu dörtlüyü alın, yaşamınızın bütün alanlarına yerleştirin. Emin olun sayfalarca kompozisyon yazarsınız üzerine. Gönül çalamazsan aşkın sazını, ne perdeye dokun ne teli incit. Eğer çekemezsen gülün nazını, ne dikene dokun ne gülü incit. En beğendiğim yönlerim, kendime çok gülerim, hatalarımdan öğrenirim ve çok empati yaparım. Beğenmediğim yönlerim, zor güvenirim, son kararı ben vereyim isterim ve obsesif takıntılarım.